Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayalı çörek tarifini paylaşmak istiyorum. Yumuşacık, nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Hamuru için 1 su bardağı yoğurt, 1 paket yaş maya, çok az su da eritelim. Bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tane yumurta, sarısını üzerine sürmek için ayıralım. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim, karıştıralım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Üzerine bir kapak kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Üzerini de örttüm mayalanması için. 1 saat mayalandırdım. Çok güzel kabardı. Hamurun şöyle bir havasını alalım. Masanın üzerine biraz un serptim. Hamuru masanın üzerine alalım. Hamurdan 13 tane beze alalım. Yaptığım bezeleri un serpilmiş bir tepsi içerisine aldım. Üzerine de buzdolabı poşetiyle kapattım ki kurumasın. Bu arada 70 gram tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ eritelim. Aralarına sürmek için bu yağı kullanacağız. Bezeleri açmaya başlayalım. Biraz un serptim. Bir tane bezeyi alalım. Tabak büyüklüğünde merdane ile açalım. Fazla ununu silkeleyelim. Bir tabak üzerine alalım. Üzerine yağ dökelim. Bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yağı sürelim. Tekrar bezeleri açmaya devam ediyorum. Bezeleri aralarına yağ sürüp üst üste alacağız. Açtığımız hamurun üzerine alalım. Tekrar üzerine yağ sürelim. İki tane hazırladım. Bir tanesine 6 beze kullandım. Bir tanesine 7 beze kullandım. İlk hazırladığım hamurdan başlıyorum açmaya. Dikdörtgen olacak şekilde elimizle açalım. Çok fazla büyütmenize de gerek yok. Tepsi büyüklüğünde açmanız yeterli olur. Bir kenarını ortaya katlıyorum. Diğer kenarı da onun üzerine katlıyorum. Hafif bastırıp düzeltiyorum.
katladığımız kısım alta gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alalım. Diğer hamurları da aynı şekilde açıp hazırlayalım. Yumurta sarısına 2-3 yemek kaşığı süt ekledim. İyice karıştırıyorum. Bu karışımı hamurların üzerine sürelim. Üzerine susam serpelim. Bolca susam serpiyorum üzerine. Çörek otu serpelim. Bu çöreği isterseniz peynirli, patatesli, dilediğiniz iç malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıp tepsi mayası için bekletelim. Ben 30 dakika beklettim. Ne kadar bekletirseniz o kadar güzel olur. 1 saatte bekletebilirsiniz. Mayasını söndürmeden üzerine bıçakla çizikler atalım. 200 derecelik fırına verelim. Benim fırınımda 20-25 dakika arasında pişti. Fırından çıkarıyorum. Üzerini bir örtüyle kapatıyorum. 15 dakika bekletelim. Sonra servis edebilirsiniz. Nefis çöreklerimiz hazır. Yumuşacık, çok lezzetli oldular. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.